torunların büyük bir kısmı aslında bu eksiklik haliyle alakalı. Öz sabotaj mekanizmaları mesela. Ben yapamam edememler. Nereden geliyor bunlar? Yani kimse durduk yerde böyle düşünceler üretmez. Ve insanların büyük bir kısmının bununla ilgili kendini suçlu hissetmesi de çok korkunç bir şey. Ki en kritik hikaye bu belirliyor bence. Tabii bu o suçluluk hali refleksi belirliyor. Bu arada bu bazen devletle ilişkimizi belirlemeye kadar giden evet. bir unsura dönüşüyor tuhaf evet. bir şekilde. Yani biz mesela Doğu toplumlarının genelinde var. Yani biz vatandaşlar olarak devlete karşı her halükarda bir opsiyonumuzda hep bir suçluyuzdur. Eksiyizdir. Yani O da özellikle propagandası yapılan evet, bir şey. Evet yani şöyle. o da o zaman o eteği giymeseydi cümlesini çirkinliği var ya. Aynen hani aynen. E, böyle şeyle tacizle ilgili falan söylenen hani o çirkin cümle. Bunun çok çeşitli hallerini üzerimizde yaşıyoruz. Tabii. Yani o zaman ben de bunu yapsaydım keşke işte yapsaydım bak orası öyle olmazdı. Lan öyle bir şey değil aslında. Bizim o... toplum bizimki gibi toplumlarda çok olan bir örüntü var ya biz her şey için ölüyoruz ya mesela. Hmm. Ya yani Futbol takımı için bile ölebilen insanlarla birlikte yaşıyoruz biz. Bu güzel gibi geliyor. Vatan için ölmek, toprak için ölmek, işte aile için ölmek. Ama bir şey için çok uzun bir ömür yaşamayı kimse göze alamıyor. Yani bir şeye katkı vermek üzere görevli olmayı sırtlanma cesaretini göremiyorsun buralarda çok fazla. Ondan sonra da soruyoruz işte 1927 Solvay Konferansı fotoğrafında nasıl bu kadar Nobel ödüllü adam var? Orada bir kültür var, orada dahiler yok. Orada bir kültür var. Siz görevlisiniz kardeşim siz bunu sırtlayıp götüreceksiniz. Onlar kendilerini ateşe atmakla değil, yeni bir ateş yakmakla görevli sayıyorlar. Dolayısıyla arada bir fark var. Senin için ya da benim için ölürüm cümlesine belki şey diye cevap vermek lazım. 10 yıl alzheimer olduğunda bana bakar mısın? <laughs> <öyle>. Yes. <laughs> tamam. Mesela bak bu çok enteresan bir şey. Evet. Çok doğru, çok ben güzel Ben bakamam. Bir bak birçok bir insan bakarım. için ölebilirim duygu tamam. olarak ama birçok, birçok, kemer hiç, hemen hiç kimse için bunu yapamam. Bak. İşte doğuluyuz. <laughs> yani ölünce bitiyor çünkü işte Dertler bitiyor. Vatan için öldüm. O Mesela şeyde var ya, yani dini anlatı, dini kökenli anlatıda da bu var. Mesela şehit oluyorsun ve yırtıyorsun. Şimdi bu, Tamam bunun bir karşılığı okey vardır eyvallah anlatıda böyle bir vaat vardır tamam ama bizim bir zayıflığımızla nasıl örtüşüyor? Kendimiz yırtamayız ya normal yaptığımız ettiğimizde bari şehit olup yırtalım. Şimdi bu böyle bir trading'e dönüşüyor yani ticarete dönüşüyor bu. Dolayısıyla bu sağlıklı bir düşünce biçimi değil. Şehitlik çok kutsal bir makam çok üst bir makam ama öyle sırf kurşun yedin diye olmayabilirsin bunu bir düşünmek lazım. Ya da sırf ne bileyim görev başında kalp krizi geçirdin diye olmayabilirsin o sürecin yarattığı bir makamı tarif ediyordur belki o durum. Sen ömrünü bir şeye adarsın ve gerçekten de laboratuvarında bir keşif yaptın yapmadın hiç önemli değil. Can siperhane çalışırken mesela orada hayatını kaybettiğinde evet sana herkes der ki bu gerçekten bilim şehididir der mesela. Ama bu böyle sırf bir ölüm hadisesiyle elde edilebilir bir şey değil. Bu insanın kendi verdiği katkının bir doğal ödülü ya da sonucu olmadır. Ölümle sonlanan bir yaşamın... E, ünvanı o. Tabii ki. Yani hani o, oradaki ölümle sonlanan bir yaşamın... yani asıl belirleyici olanın yaşam olduğu. Tabii gibi. kahramanca mücadele eden... o konuda... Ya, ya düşünsene işte mesela... çok radikal, majör bir örnek vereyim. Adam cepheden kaçarken vuruluyor. E o da şehit diye geçiyorsun. Yani bakıyorsun, şehit diyorsun ona da. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı neyle ayırt edeceksin? Yani sen ayırt edemezsin onu ama bu hikayeyi biliyorsan yoklar dersin öyle şehit mi olur? Demek ki konu insanın kendisini bir şey adamasıyla alakalı. Ve bak yani teknoloji argesi yapmaktan bilmem neden tut toplumsal haklarımızı savunmaya kadar her alanda dediğin gibi bu sinikliği çok fazla hissediyoruz yani. Kahvede, berberde, takside devamlı dedikodu. Ha babam herkes her şeyi biliyor. İnisiyatif almaya gelince, toplumsal refleks vermeye gelince... Tek bildiğimiz meydanlara toplanıp bağırmak. Bak bağırmak bile çok ilginç. Ben bunu dediğimde bazı gençler bana kızıyorlar. Ya da bazı şeyler, aktivistler. Bağır, niye bağırırsın? Duyulmadığını düşündüğün için. Bağırmazsan duyulamayacağını düşündüğün için. Mesela insan sinirlendiğinde o yüzden bağırır. Karşıdakinin onu duymadığını, anlamadığını düşünerek onun üzerine bağırır. Ve bizde mesela bağırtırmak çok kolaydır yani. Birilerini çıkar ve bağırtır ve bir yerde mesela devamlı birileri özgürlük diyorsa hep bunu tekrarlıyorum ya yoktur da ondan. Medeniyet diyorsa yoktur da ondan. Değil mi? İşte ne bileyim ifade hürriyeti diyorsa yoktur da ondan. Bu kadar çok feryat ediliyorsa bir konuda o konuda aksiyon yoktur. Ve biz bu eksik benliğimizden dolayı bunları onarmak yerine bunlardan şikayet etme makamına otomatikman yerleşiyoruz. Çünkü biz fail olamayız ki. Matematiği bile beceremedik. Hatice'nin oğlu kadar hızlı koşamadık. Ne bileyim öbürü kadar e, uzun sırma saçlarımız olmadı falan filan. Dolayısıyla e, bütün bunların sonucunda kalabalıklara katılıp bir vect hali arıyoruz. Orada bir tamamlanma ihtiyacı peşindeyiz. Ve bizi tamamladığını düşündüğümüz her şeye de fanatik bir şekilde bağlanabiliyoruz. Mesela fanatik eksik benlikten türer. Öyle bir bağlanır ki eksiğini orayla tamamlar. Şey gibi bu. Ee, mesela soy gazlar kimseyle bağlanmıyor. Niye? Dış yörüngelerinde tam, tam elektron var. Ama elektron eksikse fazlaysa bununla şapkadan yapışıyor. Sodyum makulör gibi mesela. Ne oluyor? Tuz. Tuz gibi oluyor yani. İşte bu bağlanmalar da böyle bir şey. Ee, eğitimde, kültürde, bilmem nerede böyle şak diye bunu değiştirebilmem mümkün değil. Zira insan kültürünün temel bir sorunu bu. Ama insan bunu fark ettiği zaman gelişim başlıyor. Yani bir kere ben bunu canlı yayında gördüm abi. Bizim eğitimlere gelen çok insana da bunu anlatıyorum şu risk pahasına. İnsanlar düşün benler eğitim satın almışlar, gelmişler, haftalarını harcıyorlar orada. Diyorum ki, arkadaşlar burada iki grup insan var. <laughs> Kendinden, varlığından memnun olmayan, bir de halinden memnun olmayan. Anlatıyorum mekanizmasını ve birçok arkadaşından şunu duydum. Hocam ya dedi, ben biraz eğitim almaya ara veriyorum. Çünkü ben varlığımdan memnun değilmişim hakikaten dedi. Yeter be ya dedi. Biraz dedi bu öğrendiğim şeyle bir şeyler yapacağım.